Evet sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. Sayın Bakanım, AB reformlarını görüşmüştük en son. Size yine son günlerin bir tartışma başlığı var. Aslında iyi bir yere de geldi, belki iyi bir noktaya geldi ama bugün Sayın Başbakan da Finlandiya'da bu konuda bir takım açıklamalarda bulundu. Dokunulmazlıklar konusunda fezleke sayısı kaça çıktı? Çünkü terörle mücadeleye ilişkin son günlerde bazı siyasetçiler hakikaten toplumun tansiyonunu yükselten, toplumun sabrını taşıran bir takım açıklamalar da yapıyorlar. Şu anda ne durumdasınız? Muhalefet Partisi ile İktidar Partisi bir takım görüşmeler yaptılar. Bu konunun son durumu nedir? Bir de fezleke sayısı, meclise ulaşan fezleke sayısı şu anda kaç? Adalet Bakanlığı üzerinden fezlekeler önce başbakanlığa gidiyor. Başbakanlık da bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderiyor. Sizin başbakanlığa gönderdiğiniz bizim kaç tane var mesela? Gönderdiğimiz şu anda 562 fezlekenin olduğunu görüyoruz. Evet. Tabii bunlar Adalet ve Anayasa'dan komisyonlardan oluşan karma komisyonla görüşülüyor. Evet. Şu anda parlamentoda bulunan 562 fezlekenin normal usulde görüşülmesi halinde nasıl bir zaman alacak onu bir görmekte fayda var. Buyurun. Komisyon bir hazırlık komisyonu kuruyor. Şu anda 52 kişi oluyor komisyon. Başkanları çıktığında 50 kişi var. Beşer kişiden bundan önce komisyon oluşturmuş. 10 tane hazırlık komisyonu. Her komisyona bir defada 20 dosya verilmiş. Ve 20 dosyayı komisyonlar bir ayda ancak bitirebiliyorlar. Evet. Bir ayda 20 dosya olduğu zaman 200 dosya yapıyor. Şimdi yaklaşık 600 dosya var. Evet. Bunların sadece hazırlık komisyonunda görüşülmesi 3 ay sürüyor. Ondan sonra karma komisyon gündemine gelecek. Karma komisyon görüşecek. Hadi diyelim bir ayda o konuştu. 4 ay. Bunların genel kurulda görüşülmesi var. Genel kurulda da bu dosyaların asgari süresi 2 saattir. Çok uzun. Azamisi daha çok olur. Şöyle baktığınızda 600 dosyayı 2 saatle çarptığınızda 1200 yapar. Yani 600 tam değil de yani 600'e yakın olduğu için 600 diyorum. 1200 yapar. Günde ortalama 10 saat çalıştığını düşünün. Ve meclis her gün çalışmıyor. Yaz tatili var, ara tatili var. Haftada 3 gün çalışıyor. Bu şu anlama gelir. Eğer bu fezlekeler tek tek ele alınırsa bu yasama dönemi zor yeter. Büyük Millet Meclisi asgari 1,5-2 yıl gibi bir zamanı sadece bu konuya hasretmesi gerekir. Halbuki Türkiye'nin pek çok çözüm sorunu bekleyen var, sorunu var. Evet. Parlamentonun yapması gereken pek çok iş var. O nedenle Sayın Başbakanımız dedi ki gelin biz bu kadar bunlarla uğraşmak yerine şu dosyayı çektiniz, öne şunu çekmediniz şeylerle uğraşmak yerine anayasaya bir geçici madde koyalım beraber. Ve diyelim ki bunlarla ilgili biz yargılama engelini kaldırıyoruz. Yani bunlar hakkında bir görüşme yapmıyor. Meclis bir görüş ifade etmiyor. Sadece bir geçici maddeyle diyor ki yargılama engelini kaldırıyoruz. Yargılayacak makamlar gerekli adli işleri yapabilirler. İddianame belki hazırlamayacak, takipsizlik verecek. Belki hazırlayacak, dava açacak. Belki beraat edecek, belki ceza alacak. Tamam. Ama sürecin biz önüne açalım istedik. Tamam. Şimdi bu teklif karşısında Milliyetçi Hareket Partisi 4 tane şart ileri sürdü. Şartlara baktığınızda özü şu, biz bu teklife hayır diyoruz manasına geliyor. Çünkü onlar ön şart. Ön şart olmazsa bunlar gerçekleştirilemez. Ön şartlarda olabilecek şartlar değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı da MHP'nin tavrından pek fazla aslında farklı değil. Onu bize iyi açıklayın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır dokunulmazlıkların kaldırılmasını tüm her şeye ön şart olarak koştu. Evet. Tüm görüşmelere, tüm anlaşmalara, koalisyon şeyine bile. Ne oldu da? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki mevcut dosyaları şöyle önce bir kenara koyalım. Bu dokunulmazlıkla ilgili maddeyi ele alıp onu konuşalım. Şimdi işte eski bakanlar var. Onlarla ilgili konuyu konuşalım. Halbuki bakanların dokunulmazlığı 83'te düzenlenmiyor. O ayrı bir maddede, ayrı bir şey, meclis doğru soruşturması ile ilgili konuda ayrı bir yerde düzenleniyor. Dokunulmazlıktır o ama 83 kapsamında bir dokunulmazlık değil. Anayasanın
diğer bir maddesinde tanzim ediliyor ve başka başka şeyler ileri sürüyor. O halbuki şu anda yapılması gereken şey mecliste olan dosyaları görüşmek. Hı. Ve bunun kapısında Sayın Kılıçdaroğlu açtı. Hatırlarsanız gelin dedi, meclisteki bütün fezlekelerindeki dokunulmazlığı kaldıralım dedi. Onun üzerine Sayın Başbakan hadi o zaman yapalım dedi. Böyle bir şey beklemiyor herhalde. Ama muhalefet tarafından böyle bir şey beklemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu ters köşe oldu. Evet. Ondan sonra bundan nasıl çıkış yaparız diye bir takım ön şartlar getirdi. Efendim şunlar da olsun, şu anda savcılıktaki dosyalar da olsun, şu da olsun. Bu ipe onu sermektir. Savcılıktaki dosyalar olsun demek ne demektir? Şu anda bütün Türkiye'nin dört bir yanında savcılığa bir dilekçe herhangi bir hakkında verdiğinizde hemen soruşturma numarası alıyor. Esasa giriyor. Esasa girdiği zaman 550 kişiyle ilgili bir saatte şikayet yapılabilir. Bu ne demektir? Bu iş olmasın demektir. Samimiseniz gelin bunu yapalım. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi burada ipe un seren, bir yandan dokunulmazlıklar kalksın, hiç kimsenin ayrıcalığı olmasın diyor. Öte yandan da bu konuda atılması gereken somut bir adıma engel olmaya çalışıyor. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Dokunulmazlık esasında millete ait dokunulmazlıktır. Yasamaya ait dokunulmazlıktır. Çünkü yasamanın dokunulmazlığını 83 düzenliyor. Yasama dokunulmazlığı. Evet, milletvekilleri her türlü korkudan, baskıdan, endişeden, tehditten uzak kalsın. Yasama ve denetim faaliyetini özgürce yapabilsin diye konulmuştur. Bu madde milletvekillerine suç işleme hakkı vermez. Suç işleme özgürlüğü vermez. Suç işlesin diye gelmemiş. Görevini adam gibi yapsın diye gelmiş. Korkusuzca yapsın diye gelmiş. Ama maalesef bunu fırsat bilenler, kimi kürsüdeki mutlak masuniyeti kötüye kullanıyor. Orada suç olacak şeyleri sarf ediyor. Sonra bunu dışarıda tekrarlıyor. Kürsüde dışarıda tekrarlamama kararı alınmadığı zaman onun dışarıda tekrarlanması da mutlak yasama bağışıklığı kapsamında, dokunulmazlık kapsamında. Yani onu bir kötüye kullanan bir kısmı da daha ileri gidiyor. Şu anda HDP'nin bazı milletvekillerinin terör örgütünün, teröristlerinin şu anda güvenlik güçlerimize karşı sürdürdüğü operasyonlar çerçevesinde neler yaptığını herkes görüyor. Şimdi güvenlik güçleri bir eve operasyon yapıyor. Operasyon yaptığı evin içinden, ismini de vereceğim, Ferhat Encü diye bir milletvekili çıkıyor. İşte diyelim bir araç aranıyor. Aracın içerisinde bakıyorsunuz silahlar var. Aracın sahibi bir başka milletvekili. Faysal Sarı Yıldız. Evet. Nereye gidiyor bu silahlar? Kime gidiyor bu silahlar? Ne işin var güvenlik güçlerinin hendek, barikat kuran, askere polise saldıran, roket atan, bomba atan, otomatik silahlarla tarayan, askerimizi, polisimizi şehit eden teröristlerin kaldığı evde senin ne işin var? Ve bunu milletvekili dokunulmazlığından istifade ediyor. Tabii bunun milletvekili dokunulmazlığına taşımaya hakkı yok. Ben öyle inanıyorum. Milletvekili dokunulmazlığını millet veriyor, millet alıyor. Ama anayasa bir şeyi koyuyor. Bu dokunulmazlığı anayasaya sadakat çerçevesinde kullanacaksınız. Yemin maddesi var. Millet ne diye veriyor? Bu yemine sadakat içerisinde görevini yap diye veriyor. Yeminini çiğne diye bunu vermiyor. O nedenle bu konuda herkesin samimi olması. Ne yapacaksınız? Ben inanıyorum. Şu anda AK Parti grubu bu konuda bir anayasaya ek madde öneren teklifini partilere sundu. Onlar da yaklaşımları ortaya çıktı. Herhalde bundan sonra muhtemelen bu teklif parlamentonun gündemine gelecektir. Onların tavrını bütün Türkiye yakında mecliste görecek diyorsun. Tabii herkes görecektir. Yani bu konudaki kim samimi, kim değil, bu testten herkes geçecek. Efendim, terörle mücadele kanununda terör tanımının değişmesine ilişkin bir çalışmanız var mı? Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada sadece Türkiye'de değil, dünyada belki terör tanımının değişmesi gerektiğine ilişkin. Bir de teröristlerin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili bir açıklaması oldu. Bu iki alanla ilgili bir çalışmanız var mı? Bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Sayın Cumhurbaşkanımızın
bir açıklaması olduğu zaman biz onu dikkatle takip ediyoruz. Ve o açıklamalar başbakanımızın bir açıklaması olduğunda da dikkatle takip ediyoruz. Ve onlar üzerinde biz o konuşmaları bir talimat gibi alır. Ve onun üzerinde çalışma başlatırız. Devlet ahlakı ve geleneği de bunu gerektirir. Bakanlık olarak biz iki konu üzerinde de bir çalışmayı yürütüyoruz. Mukayeseli hukuku inceliyoruz. Uluslararası sözleşmelere bakıyoruz, kararlara bakıyoruz, içtihatlara bakıyoruz. Buralarda terörün tanımı nasıl? Onu inceliyoruz. Türkiye'de zaten bir tanım var. Terörle Mücadele Kanunu'nun içerisinde Türk mahkemelerinin verdiği kararlara bakıyoruz. Bütün bunları çok enine boyuna detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Çalışmamızı bitirdikten sonra elbette bu konunun somut hale gelmiş şeklini kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda çalışmamız yürüyor. Can Dündar ve Erdem Gül kararında Anayasa Mahkemesi ile epey bir tartışılacak bir karar verdi. Daha sonra yine bir teröristle ilgili aldığı bir karar bugünlerde tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı tartışılır hale geldi Türkiye'de. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na bugün bir görüşmesi vardı. O görüşmede umarım bu aksilikler, bu şeyler giderilmiştir, konuşulmuştur. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanı'na ilgili bir şey görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir müracaatı vardı Anayasa Mahkemesi'ne. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Anayasa Mahkemesi'nin yapısında ilerli tarihlerde, kanununda, yapısında bir değişiklik düşünüyor musunuz? Böyle bir çalışmanız var mı? Bir de Cumhurbaşkanı'na ilişkin hakaret suçlarına hemen izin verdiğinize ilişkin eleştiriler var. Şimdi tabii Anayasa Mahkememizin yapısına ilişkin bir değişiklik çalışmamız yok. Evet. Yani şu aşamada böyle bir düşüncemiz de yok. Bunu buradan ifade etmek isterim. Tabii Anayasa Mahkemesi eleştirilmez bir mahkeme değil. Kararları da eleştirilmez değil. Mahkemeyi ve kararları eleştirmek bir demokratik haktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın görevini tanımlayan 104. maddeye baktığınızda devletin başı olarak niteliyor Cumhurbaşkanı'nı. Evet. Devlet organlarının uyumlu olmasını ve anayasanın uygulanmasını gözetmekle görevlendiriyor. Evet. Cumhurbaşkanımızın anayasanın doğru uygulanmasını gözetmek diye de bir görevi var. Yani o çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız elbette mahkemeyle farklı düşünebilir, mecliste farklı düşünebilir, siyasette farklı düşünebilir. Bu noktada uyarı yapmak, açıklama yapmak, yemin ettiği anayasanın ona yüklediği bir sorumluluktur. Ve Adalet Bakanı olarak ben de eğer Türkiye'nin adalet politikalarının yürütülmesinden birinci derecede sorumlu birisi olarak elbette bir takım yanlışlar gördüğümde eleştiri yapmak benim de demokratik hakkımdır. Eleştirilerden korkmamak lazım. Çekinmemek lazım. Yapıcı eleştirilerin faydası vardır. Çünkü bizim doğruları yapmamıza katkı sağlar. Ben buna inanıyorum. Her alanda insanlar bilgilerini kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmemelidir. Tabii Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde suçtur. Amerika'da suçtur, İspanya'da suçtur, İngiltere'de suçtur, Almanya'da suçtur, Fransa'da suçtur, Hollanda'da suçtur, Avusturya'da suçtur, Belçika'da suçtur, işte Rusya'da suçtur. Yani demokratik ne kadar ülke varsa hepsinde suç. Başka ülkeleri saymıyorum. Hepsinde suç. Niye suç? Devlet başkanı, devletin başı ve milletin ve devletin birliğini, bütünlüğünü temsil eder. O makamı korumak, milleti korumaktır, devleti korumaktır. Böyle bir anlayışla inşa edilmiş. Bizim hukukumuzda bu madde ne kadardır var diye baktığımızda 1925'ten beri var. Yani 90 yılı aşkındır bu madde Türk Ceza Kanunu'nda var. Evet. Ve o günden bugüne hemen hemen bütün cumhurbaşkanları döneminde bu maddeyle ilgili yargılamalar yapılmış, cezalar verilmiş. Ama o günden bugüne de Türkiye'de hiçbir hakim veya mahkeme bu madde anayasaya aykırıdır, anayasa mahkemesine götüreyim diye akletmemiş, hiç düşünmemişler.
Yok böyle bir şey. Hiçbir hukukçu da söylememiş. Ne ceza hukukçusu söylemiş, ne anayasa hukukçusu. Ya bu madde anayasaya aykırı dememiş. Hiçbir siyasetçi de söylememiş. İşte ceza kanunu en son uzlaşmayla yaptık biliyorsunuz. Doğru. Kimse bu maddeyi tartışmadı bile. Anayasaya aykırılığını ima eden bir cümle bile yok. Ama şimdi bakın, bir yandan bazı hakimler birdenbire durumdan vazife çıkararak bir gerekçe yazdılar. Ondan sonra bazı siyasetçiler hemen devreye girdiler. Anayasaya aykırıdır o. Ondan sonra bazı hukukçular ve dahi etmedi Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'na görev verdi. Venedik Komisyonu geldi, Türkiye'deki 299'u incelediler. Venedik Komisyonu'nun esas görevi nedir biliyor musunuz? Venedik Komisyonu'nun esas görevi anayasa yapım süreçlerinde Avrupa Konseyi'ne üye ülkelere rehberlik etmek, destek etmek, önerilerde bulunmak. Şimdi ben bir vesileyle Venedik Komisyonu Başkanımızla görüşüyorum. Bazı konuları anlatırken bana dedi ki, Sayın Bakanım dedi, bizim görevimiz şu dedi. Şimdi bu konuyla gelince ben komisyon yetkilileriyle görüşen bürokrat arkadaşlara şu talimatı verdim. İşte bakanımız anlatırken böyle demişti komisyon başkanı. Ama şimdi başka bir konuyla ilgili geldiniz. Nedir konu diye sorunca, Avrupa Konseyi bize görev verirse biz o görevi de yaparız. Şimdi ben Avrupa Konseyi'ne soruyorum. Diyorum ki Avusturya'da da var bu kanun. Peki Venedik Komisyonu'na Avusturya'daki uygulamaları inceletme görevi verdiniz mi? Vermediniz. İngiltere'yi verdiniz mi? Almanya'yı verdiniz mi? Vermediniz. E neden Türkiye'ye şey yaptınız? Efendim Türkiye'de çok. O zaman onun bu için, yani şey şimdi, olarak mı anlayalım biz bunu? Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı'na içeride ve dışarıda el birliğiyle yürüten bir kampanyanın bir parçası herhalde. Bu. Aynen öyle. Evet. Aynen. Bakın We Love Erdoğan hashtagini ne yaptı? Evet. Twitter aynen gece kesti. Evet. Şimdi Twitter'a We Love Erdoğan lafının kime ne zararı var? Twitter'a ne zararı var? Şimdi burada bir şey, efendim işte başkası o dedikleri iddiaları yapan başkaları yapmaz mıymış? Şimdi onu nereden tespit ettiler? Bakıyorsunuz çok belli. We Love Erdoğan'dan rahatsız. Bunun büyümesinden rahatsız. Onun için Türkiye'de bir kampanya yürütülüyor şu anda. Avrupa Birliği nezdinde, başka ülkeler nezdinde de özellikle bu paralel çevreler ve onlarla beraber tamam mı? Gidiyorlar Türkiye'nin aleyhine her yerde lobi yapıyorlar, kulis yapıyorlar. Türkiye'nin aleyhine bir cümle Sayın aldığı Bakan, zaman aslında, cennete gideceğini zannediyor. Aslında öyle bir tabloydu alçaklar. Ki o kadar çok üzüldüm ki ben. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak o kadar üzüldüm ki Sayın Cumhurbaşkanı Amerika gezisinde Washington'da Brooklyn Üniversitesi'nde konuşma yapacağı tarihte biz 2 saat önce gittik. Orada bekliyoruz binanın önünde. Emin olun ki bakın PKK'lısı, YPG'lisi, paralelcisi, Ermeni lobisi. Ya ben bunların hiçbirini bu kadar kol kola görmedim ama o kadar kol kolalar ki. Yani sanki 40 yıldır beraber hareket ediyorlar. Yani beraber slogan atıyorlar, beraber hakaret ediyorlar, beraber eylem yapıyorlar. Onun için de milletimizden hala şu paralel yapıya ve onun başına sempati duyan varsa Allah aşkına aklınızı başına alın. Ben, bunlar Türkiye düşmanı. Bir Türk şey düşmanı söyleyeyim. Yani. Şu anda bu aziz milletin paralel yapıya sempatisi mempatisi kalmamıştır. Sadece okuduğunu zanneden bazı cahiller, diplomalı olduğunu zanneden, diplomayı bir şey zanneden bazı çevreler var. Çok az. Bunların rantından beslenen çevreler var. Bunların elinde bir takım tehdit, şantaj malzemesi olan, yani tabir caizse çöktürdükleri çevreler var. Onlar bunun etrafında ama milletin şeyi kalmadı, emin olun. Bütün çalıştığı %50 biz oy aldık. Nereden aldık bu oyu? Doğru. Onun için millet bunların yanında değil. Bunların çirkin yüzünü görmesi bakımından da ben bunları faydalı görüyorum. Bir de ayrıca şu anda PKK terör örgütüyle başka terör örgütleriyle Türkiye'nin aleyhine nasıl işbirlikleri yaptıklarına dair bilgiler geliyor, duyumlar geliyor. Evet. Şu anda askerimiz, polisimiz şehit olduğunda işte her gün haberlerde bir şey görüyoruz. Hayır, bunlara gerek yok. Açık bunlar, bir bilgiye gerek yok. Yani bakın, şu anda her Türkiye'de bildiğiniz kelli felli o gazetede çalışan, onların gazetesinde çalışan, bavulla Ergenekon, işte Emre Uslu,
gördüm orada gözümle YPG'li PKK'lıyla beraber vur gerilla vur Kürdistan'ı kur. Bu sloganı beraber atıyorlardı. Daha hangi belgeyi arayayım ben? Ben buna gözümle gazeteci olarak şahit oldum. Kulağımda da duydum. Görmeyenler. Hangi işbirliğine ben daha arayacağım? Lazım. Böyle bir ispata falan gerek yok artık. Şimdi Cumhurbaşkanımıza karşı yürütülen bu itibar suikastinin içinde bir numara bunlar var. Evet. Şu anda ben geçen benimle ilgili verilen gen soruda da söyledim. Evet. HDP'de, CHP'de paralel servisle beraber bir siyaset yapıyorlar. Evet. Onlara ben diyorum ki bağımsız siyaset yapın, paralel siyaset yapmayın. Şimdi öyle. Şimdi terör örgütleriyle de bunlar bir paralel ilişki geliştirme gayreti içerisindeler. Onlar da milletimiz görüyor, biz de onu biliyoruz. Şimdi bize sorulan sorular, niye Cumhurbaşkanı hakkında bu kadar fazla şey veriyorsunuz? Ben de diyorum ki benim verdiğim izinlerin şeyini size vereyim, bir bakın. Ben onlara mecliste baktım de, Sayın Bakan. Mecliste de gösterdim. Onlara baktım. Çok üzüldüm. Çok canım sıkıldı. Yani o ifadelere baktım. Ben Avrupalı çok rahatsız oldum bu ifadelere. Avrupalı muhataplarımıza baktım. Ben koydum evet, dosyayı. Yani. Arkadaşlara dedim. Ondan hiçbirisi eleştiri değil. Şimdi onlar şeyi okuyunca hepsi yüzleri ağır hakaret. Yani ağır hakaret. Cumhurbaşkanımızın muhterem eşine, çocuklarına, kızlarına, oğullarına, evet, kendisine, evet, ölmüş annesine, babasına, ecdadına, sin kaflı, evet, ağır hakaret hepsi. Ben okudum. Küfürler, gördüm, hakaretler. O listeyi ben gördüm. Birileri diyor efendim tweet attı. Başına bu geldi. Ha. Bir cümle söyledi bu geldi. Ben soruyorum ona. Diyorum ya bu tweetinde ne yazıyordu? Bir söyler biliyor misin? Musun? Yüzün kızarmadan bir söyle bakayım diyorum. Hı-hı. Efendim eleştiri. Bu eleştirisinde ne var? Allah için yüzün kızarmadan bir söyle. Şu anda Cumhurbaşkanımızla ilgili bu konuda karar verme yetkisi bende değil de Cumhurbaşkanımızı en çok sevmeyen birisinde olsa ben eminim ki bu dosyalar ondan eğer azıcık vicdanı varsa geri çeviremez. Geri çeviremez. Evet. Yani şimdi Avrupalılara ben onu söyleyeyim, evet, efendim işte şey yok. Şimdi orada ne yaz? Orada böyle cumhurbaşkanlarına herkesin sinkaflı küfür yaptığı bir ahlaki seviye düşüklüğü, bir edepsizlik, evet, bir gayri hukukilik yok. Şu anda bir de kampanya yürütüyorlar. Evet. Hem sosyal medya üzerinden hem gazeteler üzerinden paralel yapı, diğer bir takım yapılar sürekli efendim, evet, Cumhurbaşkanı'na, evet, sinkaflı küfür ettiren şeyler, evet, yapılıyor. Şimdi bunlar yargılanıp ceza aldığı zaman da bu sefer de kalkıp bunlar niye ceza aldı? İfade özgürlüğü. Onun için ben buradan aziz milletimize söylüyorum. Bu paralel yapının tahrikleriyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyin. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya. Yarın başkası olur. Bu Cumhurbaşkanlığı koruyan bir kanun değil. Bu Cumhurbaşkanlığı makamını koruyan bir kanundur. Hmm. Orada kim oturursa bizim Cumhurbaşkanımız. Milleti temsil ediyor. Milleti temsil ediyor, devleti temsil ediyor. Evet. Bu saygısızlığı yapanların tahrikini. Efendim gelmiyor. Süremiz doldu. Hatta iki dakikada geçtik. Ben son sözünüzü alayım ve programı bitireyim. Aslında sizinle konuşulması gereken birçok konu var. Yeni anayasadan tutun da Gülen'in iadesi, reformlar, istiraf mahkemeleri, şu son çıkan Panama belgeleri, Azerbaycan kardeşlerimizin son karşılaştığı problem. Ama süremiz bu kadardı. Doldu süremiz. Son sözlerinizi alayım, kapatayım programı. Ben buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen vatandaşlarımıza da saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Efendim bizden bu kadar. Bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta çarşamba günü akşamı yine aynı saatte yeni bir konukla buluşmak üzere. Değerlendirmeler, yorumlar siz sevgili izleyicilerimize ait. İyi geceler diliyorum.